aslında Teknofest'in ortaya çıkmasıyla 2018 yılından sonra ekip kendini Teknofest kapsamındaki yarışmalara göre evriltiyor diyebiliriz. Çünkü Teknofest kapsamında şu an Solar Challenge adı altında bir yarışma yok, ancak elektrikli araçları yarışları var TÜBİTAK'ın düzenlediği. Dolayısıyla ekip kendini biraz daha evrilterek TÜBİTAK'ın düzenlediği Efficiency Challenge yarışmasının elektrikli araçlar kategorisine katılmak için tam gaz çalışıyor. Şimdi burayı aslında Teknofest'e aktarmaya çalışıyoruz. Buradaki başarıları Teknofest'e entegre etmeye çalışıyoruz. Kesinlikle ekibe güveniyoruz. Phantom benim mühendis olarak hissettiğim ilk araçtı açıkçası. Gerçekten derste öğrendiğim teorik bilgileri pratiğe dökebildiğim bir yer bu takım işleri. Aynı zamanda ekip çalışmasının ne kadar önemli olduğunu, zaman yönetiminin ne kadar önemli olduğunu bana gösteren yer. Sağlam bir akülü araba. Evet, sağlam.